Merhabalar, Spor Interaktif'ten herkese iyi seyirler diliyoruz. Geçtiğimiz hafta Atletizm Federasyonu Başkanı Sayın Ersin Doğaç'la çok güzel bir söylesi yapmıştık. Bu hafta da Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu AS Başkanı Sayın Ali Dahlemeroğlu'yla, sevgili Ulaş Hocam'la böyle çok keyifli geçeceğini düşündüğümüz bir sohbeti gerçekleştireceğiz. İnşallah hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Sayın Hoş geldiniz Deniz. Hocam. Hoş bulduk Ulaş Hocam. Sağ olasınız. Teşekkür ederim. Halter ve vücut geliştirmenin tarihçesine bakmadan önce, yani bizim ülkedeki tarihçesine bakmadan önce bize kısaca kendinizden bir bahseder misiniz? Tabii. Kimdir evet. Ali Dahlemeroğlu? Nasıl başladı? Deniz Hocam, öncelikle Ulaş Hocam, size de aynı şekilde bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Yani ülkemizde gençlerimiz birçok spor dalında faaliyetler yapmakta, birçok başarıya imza atmakta. Ama bunların duyurulması siz de sayın hocalarımın böyle güzel programlar yapmasıyla çok sağ olun. Toplumumuza ulaşabiliyor. Onun için çok çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Biz teşekkür ederiz. İsmim Ali Dahlemeroğlu. Evet, dediğiniz gibi AS Başkanlık görevini yapıyorum Halter Vücut Geliştirme Federasyonu'nda. Geçmişte öğretmenlik, ticaret, şu anda da memuriyetteyim. Vücut geliştirmeyle tanışmam, geçmişte ağırlıkçı olarak bu sporu yaptım. Daha sonra hakem, baş hakem ve şimdi yönetici olarak hizmette bulunma fırsatını yakaladım. Federasyonumuzun geçmişine bakarsak, eminim herhalde onun da tarihçemizden de bahsetmemi evet. isteyeceksiniz. Geçmişte herkes için spor federasyonu çatısı evet, altında dönemde bir dal olarak faaliyet gösterirdik. Vücut geliştirme ve fitness olarak. Daha sonra halter ve vücut geliştirme olarak ayrılan bir federasyon çatısı altına geçtik. Biz 2009 yılında, Haziran ayında bu yönetim olarak, yani benim şu anda görev aldığım yönetim olarak Taner Özdaş Tüm Başkanlığı'nda faaliyetlerimize başladık. 2009'da teslim aldığımızda daha önceden ben şanslıydım, işin içindeydim. Evet. Dolayısıyla neyimiz var, neyimiz yok, bir envanter şeklinde her şey aklımdaydı. Dolayısıyla eksiklerin tespiti ve ne yapabileceğimiz konusundaki projeler yönetim kurulunda, ilk yönetim kurulunda ortaya döküldü ve aldığımız kararlarla öncelikle eğitim konusuna ağırlık verdik.